Merhaba hanımlar. Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Modelime başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Çok şükür 30 bin aboneyi aşmışız. Abone olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok kısa süre içerisinde 30 bin aboneye ulaştım. Her birinize teşekkür ediyorum. Hepiniz çok çok sağ olun. Şimdi bugün de 30 bin abonemize özel güzel bir ananas modeli paylaşacağım. Yazmamda cenk yazmam, saks mavisi zemin üzerine lila, hardal sarısı, nar çiçeği ve yine yeşilimden oluşan güzel bir cıvıl cıvıl yazmam var. İplerimde numaraları olanları vereyim. Yeşilim leylak 729 numara, lila rengimde 105 numara leylak. Diğerlerinin numaraları olmadığı için veremeyeceğim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden modelime geçiyorum. Hemen burada yeşil ipimi düğümleyerek başlıyorum. Sıralı güzel bir model olacak. Ben de ilk defa yapacağım sizlerle burada. Bakalım sonucu, ben de her zaman olduğu gibi merak ediyorum. İnşallah hepimiz beğeniriz. Şimdi buradaki zürafamdan geri döneceğim. Burada benim çoğu yazmamda kullandığım marul modelini yapacağım. Bunun için de burada bir tane pırpır ile başlıyorum. Ortaya da bir tane sinek kanadı yapıyorum. Yine diğer kenarıma da bir pırpır yaparak buranın minik marul modelini tamamlamış oluyorum. Hemen yanındaki zürafaya iniyorum. Bir zürafa daha yapıyorum. Burada 3 zürafa yapıp tekrardan 3. zürafamdan geri döneceğim. Yine buraya marul yapacağım. Bir pırpır yaptım. Sinek kanadını da ortaya yapıyorum. Şimdi diğer pırpırımı da yapıp bu marul modelimi de tamamlamış oluyorum. Şimdi hanımlar, burada 4 adet zürafa yapacağım. 4 tane zürafamı yaptım. Sondan ikisini geriye dönerek kullanıyorum. Tekrardan tepeye geldim. Ve hemen yanındaki aşağıya zürafaya inerek ipimi buraya düğümlüyorum. Şimdi buradan 3 adet zürafamı yapıp
Üçüncü zürafamdan geri dönerek yine buraların marul modellerini yapacağım. Evet. Böyle bu kısmımı devam ettiriyorum ben. Hanımlar, alt zeminimi bu şekilde tamamladım. Şimdi kafeslerimize modelimi yapmak için lila ipimi düğümlüyorum. Buradan 2 adet küçük pırpır ile başlıyorum. Şimdi bir önceki pırpırıma geri dönüyorum. İlk pırpırıma ipimi düğümledim. Yine aynı pırpırdan girip bir tane arttıracağım. Hemen diğer pırpırıma da geçiyorum. Ve yine aynı pırpırdan geçerek bir tane daha yapıyorum. Tekrardan en baştakine geleceğim. Yine bir tane daha yapıyorum burada arttırma. Şimdi gözenek sayım artık 4 oldu. Buradan sonra artık eksiltme işlemine geçiyorum. Bir kalana kadar eksiltmemi yapacağım. Tekrardan başa geliyorum. Evet, şimdi ananas modelinin ortadaki dilimini tamamlamış oldum. Buradan sonra artık buradan hemen bu aşağıya ineceğim. Kenardan belirli bir ip payı bırakmam gerekiyor.
Sanırım bu yeterli. Şimdi tekrardan bu ipimin üzerinden bir kat daha geçeceğim. Bu ipimin iki kat olmasını istiyorum. Aynı boyda olması gerekiyor. Evet. Bu yeterli. Şimdi hanımlar, zürafamı da iki kat ip yapıyorum. Bir kat daha üstünden geçtim. Şimdi bu tarafında ipini ayarlayıp geri döneceğim. Evet. Şimdi hepsi iki kat oldu. Sadece buradaki ipim tek kat. Bunun için de küçük bir ip alarak bir parça ip aldım burada. Aynı ipimin renginden. Burayı da iki kat yapmış oluyorum. Bunu üstünde düğümleyerek buraya. Küçük bir parça ip. Hemen buradan dipten düğümledim. Fazlasını da geriye çektim. Sık iğnelerimi yaparak ilerleyeceğim. Eklediğim ipimi de yine içerisinden devam ettiriyorum sık iğnemin. Kalan ipimin diğer ucunu da aldım artık. Çünkü diğerleri zaten ipimin katı 2 idi. Bir tane daha sık iğne atarak bu kalan küçük parçayı da buradan yok etmiş oluyorum. Artık burada zürafamın, burada minik bir zürafa bıraktık. Oraya girerek şöyle girdik buraya. Sonra buradaki zürafama da 3 adet pırpır yapıyorum. Evet. Şu anda bu tarafın sık iğnesini doldurduk. Şu anda böyle. Şimdi diğer kenarımın da sık iğnelerini doldurarak modelin şeklini de bitirmiş olacağız.
Şöyle sık iğnelerimi biraz toparlayayım. Bir tane daha alacak. Son olarak da kendi dibine iniyorum. Kafesin modeli başladığım yere artık ipimi kesiyorum ve modelimi tam olarak tepeye topluyorum. Tam şeklini elimizle verelim. Pırpırlarımızı tepeye çekiyoruz. Evet. Bu şekilde ananasımızı yapmış olduk. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayacağım. Modelimizin son halini hep beraber görelim. Hanımlar, modelimi tamamladım. Bu şekilde nar çiçeği, hardal sarısı ve lila renginden ananaslarımı yaptım. Şöyle zemine de koyayım. Aralarda da minik marullar yaptık. Şu an ütüsüz olmasına rağmen çok güzel kalıp gibi duruyor. Çünkü sıkı sıkı yaptığımız bir model oldu. O yüzden ütüsüz bile duruşu gayet güzel. Evet, şöyle arka yüzünü de görelim. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bir de yazmamızın üzerinde renk tonlarını görelim. Evet, gayet güzel yapımı var fakat oldukça zaman alıcı bir model. Şimdi buna bir fiyat verelim. Bu modeli yazma haricinde ben yapıyor olsaydım sanırım 80 TL'ye yapardım. Bu sıklık ile olursa. Tabii ki bu benim kendi fiyat bilgim. Evet, bugün de modelimizi bu şekilde yaptık. Videomuzu artık burada sonlandırıyorum. Bir sonraki yine yeni modellerle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.